Öldür gitti. Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşır. Bir zamanlar evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan sevimli bir salyangoz yaşarmış. Üstelik evinin rengini de hiç beğenmezmiş. Bizim sümüklü böcek, kelebek ve uğur böceğini çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, evini şikayet edermiş. Ah keşke evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Hadi... Hadi taşıyorum bari ama sizin elbiseleriniz gibi bol desenli ve renkli olsaydı keşke. Demiş. Kelebek ve uğur böceği bir gün sümüklü böceğe sevimli arkadaşımız. Hani evim renkli olsun diyorsun ya, biz onun bir çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtıl var. Seni ona götürürsek evini rengarenk boyar. Demişler. Sümüklü böcek buna çok ama çok sevinmiş. Ne duruyoruz? Hemen gidelim. Demiş. Böylece düşmüşler yola. Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. Sonunda tırtıl sümüklünün evini çok güzel desenlere benzetmiş. Sümüklü böcek yeni görüntüsünü beğenmiş. Beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olmasına çok üzülüyormuş. Dönüş yolunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve uğur böceği öyle ıslanmışlar ki sele kapılmaktan son anda kurtulmuşlar. Oysa sümüklü böcek hemencecik evine girmiş. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca arkadaşlarının perişan halini görüp çok üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş. İyi ki saklanabileceğim bir evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya. Demiş. Sevimli sümüklü böcek bu olaydan sonra bir daha evini sırtında taşımaktan şikayetçi olmamış.